Sevgili misafirler, değerli dostlar. Ruh Bölgesi Kürt Öğrenci ve Akademisyenleri tarafından düzenlenen Modern İslami Reform Hareketi adlı konferansımıza hoş geldiniz. Üniversiteler, farklı siyasi, ideolojik ve dini düşüncelerin tartışıldığı özgür ortamlar olması gerekirken, son yıllarda Almanya'daki üniversitelerin bu yönün maalesef çok zayıflandığını öğrenci ve akademisyenlerin gittikçe toplumdan soyutlandığına şahit olmaktayız. Bu gidişatın aksine toplumsal sorunlarda sorumluluk hisseden Kürt öğrenci ve akademisyenler olarak dünyada ve özellikle Orta Doğu'daki siyasi gelişmeleri anlayabilmek, farklı ve bazen aykırı fikirlerin kendini ifade edebileceği tartışma ortamları yaratmak için üniversitelerde seminer, konferans ve sohbet geleneğimizi sürdürmekteyiz. Bu bağlamda bugünkü konferansımızı İslami reform konusuna ayırdık. Adı barış kelimesiyle aynı kökenden gelen İslam dini, tarihi süreç içerisinde birçok kez siyasi iktidarlıkların kendi hükümdarlıklarını halka kabul ettirme aracı olarak kullanmıştır. Bu konuda birçok örneği sıralamak mümkün. İktidar uğruna kundaktaki kardeşini dahi boğarak öldürten ve asır babası padişah diye kendisinde de bu hakkı gören kişilerin yönettiği bir sistem, yüzyıllar boyu İslam devleti olarak kutsanabilmiştir. Yakın tarihte Orta Doğu'da bazı diktatörler halka karşı gerçekleştirdikleri toplu katliamları Enfal hareketinde olduğu gibi Kur'an surelerini atıfta bulunarak meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Sivas'ta 35 insanın yakılmasına ve Uludere'de 35 sivilin bombalanarak katledilmesine sessiz kalan İhanet Kurumu, siyasi iktidarın çıkardığı yasalara dini bir kılıf uydurarak uydurmak için fetva vermekten geri kalmamaktadır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Birçok İslami grup ve cemaatlerin adalet ve özgürlükler konusundaki tutarsız duruşları tartışılması gereken başka bir mevzudur. Avrupa'da dini yaşamı kısıtlayıcı en ufak bir uygulamaya dahi haklı olarak tepki gösteren Müslümanlar, İslam ülkelerinde farklı inanç gruplarına uygulanan baskılara sessiz kalabilmektedir. Üzerinde durulması gereken diğer önemli bir husus ise, bugün çoğu İslam ülkesinin sosyal, bilim ve teknoloji alanında dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edecek durumda olmamasıdır. İslam dünyasının yaşadığı bu ve benzeri sorunların kaynağında İslam dini mi yoksa çarpık bir İslam anlayışından mı yatıyor? Bu konferansla İslam düşünürleri arasında alışılmışın dışındaki fikirlere sahip olan Edip Yüksel'in düşüncelerini dinleyip tartışabileceğimiz bir platform yaratmak istedik. Bu önerimizi kabul edip konferansa katıldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Hocama gelince biraz onun hakkında bir şeyler aktaralım, tanımayan misafirlerimiz varsa. Edip Yüksel 1957 yılında Bitlis'in Norşin ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mola Sadreddin, Kürdistan ve Türkiye'de ilk tanınan ve önde gelen İslam alimlerindendi. 8 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Edip Yüksel, burada İmam Hatip Lisesi'ni bitirir. Liseden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek öğrenimine başlar. Dönemin siyasi ortamından dolayı üniversiteyi bitirme imkanı bulamaz. Aynı dönemde Milli Selamet, Milli Nizam çizgisindeki Akıncılar Derneği'nde aktif bir rol üstlenir. Aynı yıllarda İslamcı Gençliğin lideri konumunda olan kardeşi Metin Yüksel, 1979 yılında Türk milliyetçileri tarafından katledilir. Siyasi çalışmalarından dolayı birçok kez kısa süre tutukluluk süreçleri yaşayan Edip Yüksel, 12 Eylül 1980 darbesi gecesi tekrar tutuklanır. Bir yılı ağır işkenceler altında olmak üzere toplam 4 yılını cezaevine geçirir. Cezaevi ve daha sonraki askerlik sürecinde değişik İslami fikirlerle tanışma fırsatı bulur. 1986 yılında İslam'a dair fikirleri köklü bir değişime uğrar. Bu tarihten sonra İslami kaynak olarak sadece Kur'an'ı kabul edip, Kur'an'ın dışındaki bütün kaynakları reddeder.
Bu fikirleri doğrultusunda yaptığı çalışmalardan dolayı değişik çevrelerin tepkisini toplar. Hatta tehdit edilir. Baskılar yüzünden 1988 yılında Amerika'ya göç etmek zorunda kalır. Kısa bir süre sonra Türkiye'ye geri döner. Fakat fikirlerini açıkça ifade edebileceği bir ortamın olmadığını fark edince tekrar Amerika'ya yerleşir. İngilizce ve Türkçe dilinde 20'nin üzerinde yayınlanmış eseri bulunan Edip Yüksel, şu an Amerika'da değişik üniversitelerde felsefe ve mantık alanında ders vermektedir. Kendisi modern İslami reform hareketinin günümüzdeki önemli isimlerindendir. Adının önüne ve arkasına Hazret ve benzeri saygınlık belirten eklerin takılmasından hiç hoşlanmayan Edip Yüksel, sadece Edip'e hitap edilmeyi tercih eder. Biz ona Edip abi veya Kürtçe keke Edip diye hitap etmek istiyoruz. Umarız daha telleri kalırsınızlar. Konferansımız birer saatlik 3 oturumdan oluşmaktadır. Her oturum 40 dakikalık bir konuşma ve ardından 20 dakikalık bir soru cevap bölümü içermektedir. Oturumların konuları sırasıyla şöyle. Birinci oturum İslam nakil dinimi. İkinci oturumumuz İslami Reform Manifestosu. Üçüncü oturumumuz İslam dünyasının siyasal, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlardaki durumu ve bazı perspektifler. Birinci ve ikinci oturumdan sonra 20 dakikalık aralar verilecektir. Konferans sonrası arzu eden katılımcılar Edip Yüksel ile burada saat 9.30'a kadar sohbet etme imkanı bulabilirler. Teşekkür ediyoruz. Sözü hocam. Her bölümden sonra ayrıca 20 dakikalık bir soru cevap bölümü olacak. Olur mu? Olur mu? Teşekkür ederim. Bu çalışıyor mu? Bilmiyorum. Buna gerek var mı ama belki onun için gerek olacak. Selam, Barış. Aşiti kelimesini daha 2 gün önce öğrendim bu Avrupa Parlamentosu'nda. Konuşmadan önce ben işte selam, peace, barış diyecektim. Bir baktım ki Kürtler çoğunlukta orada. Arkamda bir milletvekili var. Neydi o kadının ismini? Neyse BDP milletvekili dedim, o bilir. Tuncer miydi öyle bir soru? Neyse. İşte de ona yazdım dedim. Ne deniyor? Aşiti yazdı. İşte orada ilk kez o kelimeyi orada öğrendim. Ya şu işe bak. öyle. Ben genelde yazıdan konuşmam ve oradaki konuşmamı yazıdan yapmak istedim. Hani vakit açısından. Buraya şu grup beni bilmiyorum size nasıl konuşacağım konusunda yani biraz tereddüt ettiğim gruplardan birisi. Hani sınıfta felsefede nasıl hitap edeceğimi bilirim. Dindar bir gruba giderim, ona nasıl hitap edeceğimi bilirim. Hristiyan genelde bunlardır. Yani onların modus operandisini, nasıl düşündüklerini, sorunlarının neler olduğunu bilirim. Burası benim için biraz kozmopolit, karışık. Yani burada ateisti de var galiba, sünnisi de var, alevisi de var değil mi? Şaşırmışı da var. Yani onun için düşünüyorum da size nasıl hitap edeyim, nasıl bir ortak dil şey diyeyim ki hepimiz bu konferanstan, daha çok bu sohbetten yararlanalım. Onun için aslında ilk konu çok önemli, ondan bir başlayalım. Ama bu arada müsaade ederseniz, ben Arizona'da kertenkeleleşenlerden birisiyim. Sıcak. Valla buraya gelince üşümem lazım. Onun için yani şu anda bile bunu hissediyorum. Ben bunu çıkaracağım müsaadenizle. İtirazı olan var mı? Bunu. Yani biraz kolum kısa, rahatsız olan varsa çıkabilir. Ben bunları da çıkarayım. Turistken bunu takıyorum. Bazıları Suriye'ye niye o cebi taşıyorsun boynunda diye. Pragmatik bir şey yani. Cebimde taşıyamıyorum pasaportu şeyleri falan. Çıkarırken düşüyor bazen. Hem de rahatsız bir şey. Çantada olsa çantayı kaybedebiliyorum rahatlıkla. Veya da trende koyarken uyurken birisi alabilir. En iyi bir şey yani buraya. Şimdi bazen çatal kaşık bile oraya koyabiliyorum. Çünkü yoğurt alacağım bir yerden. Kaşığım var, çatalım var.
Millet bunu soruyor, niye böyle? E peki sen bir bez parçası buraya takıyorsun, onunla burnunu bile silmiyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. Hiç ona sormuyorsun. Kravat diyorsun ona. Neyse. Yani pragmatik, tabii ki bazen gelenekler, görenekler bizi hiçbir yararı olmayan işleri, hatta zararı olan işleri yapmaya devam ettim. Nereden başlayayım? Hiç yani aklıma şey geldi. Ben cezaevindeyken mahkumun teki, tabii ki çok çeşitli ortamlara koyuyorlar. Kardeşimin katillerin yanından tut da komünistlerin arasına, canilerin arasına, hırsızların arasına. Bu da böyle karmaşık bir koğuştu. Orada bir kaçakçı vardı, bilmem ne dayı derdik. O adam mahkemesi vardı, birkaç mahkemesi devam ediyordu. Mahkeme değildi, sanıyorum görüş için. Pantolonu yatağının altına koyardı. Ondan sonra öyle ertesi gün o pantolonla çıkardı görüşe. Ben dedim, hayrola niye böyle yapıyorsun? Vallahi ütülüyorum. Niye ütülüyorsun? Vallahi güzel görünüyor. Dedim, nasıl yani böyle bir çizgi, dikey bir çizginin güzellikle ne alakası var? Mesela niye iki çizgi koymuyorsun veya şöyle katlarsan üç çizgi olur? Vallahi işte daha iyi. Ondan sonra dedim, niye enlemesine çizgiler koymuyorsun? Biraz sonra dedim, vallahi işte temiz görünüyor, temizlikle alakası yok. Dedim, yıkarsın temiz olur. Tabii sonunda baklayı çıkardı zaten belli. Vallahi herkes öyle yapıyor, ben de öyle yapıyorum. Şimdi kim bu adamsa bu ütü belasını çıkaran, bir sürü zavallı kadının mesaisini mahvetti değil mi? Bir sürü elektrik israfı, hatta bazı insanlar kendileri ütüyle yaktılar. Nice evler de yandı böyle kabloyu böyle krizde kalan ütüler yüzünden. Ne yararı var? Vallahi bir yararı olduğuna inanmıyorum. Şu anda kafamızda bir yarar oluşmuş, uyduruk bir yarar. Binlerce yıl insanlar ütüsüz, çok da güzel göründüler. Bir sürü kız ütüsüz erkeklere aşık oldu, değil mi? Yani gerekli bir şey değil. Ama bu basit bir şey. Yani zararı var, elektrik israfı, zaman israfı falan filan. Ama buna benzer, ama bundan çok daha kötü, bütün toplumu felaketlere götüren böyle şeylerimiz var, adetlerimiz var, inançlarımız var. Eğer Allah'ın bize verdiği, doğuştan aldığımız, eğer ateistseniz tabiatın diyelim, doğal seleksiyonun size bağışladığı mantık, akıl yürütme mekanizmasını kullandığınız vakit, tabii onun yanında bir de mangal gibi yürek lazım. Yani belli adetlerin dışına çıkabilmek. Ben illa adetlerin dışına çıkalım demiyorum. Hayır, öyle bir hani Don Kişot gibi her böyle adetse hemen karşı çıkarım diye bir şey değil. Ama eğer zararlı bir adetse, zararlı bir inanç ve anlayışsa, bunu sorgulamazsak hem biz bunun kurbanı oluruz hem de bütün insanlık. Müsaadenizle ben bir su alayım. Bilmiyorum, bazen ağzım kuruyor. Su H2O, hidrojen ve oksijenden oluşur. Hala hatırlarım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden hidrojen molekülleri ile oksijen molekülleri arasındaki açı şey oluyordu, 105 oluyordu. Ve her su molekülü için geçerli bir olay. Etrafımızdaki şeyler düşündüğümüz vakit o kadar müthiş şeyler oluyor ki, gerçekleşiyor ki olaylar. Efendim, bu beni yaşatmak için veya seni yaşatmak için, şu ortam için her birisi üzerinde düşünmüyoruz. Konuşurken bile ben her bir harf üzerinde düşünsem, böyle yavaş konuşurum değil mi? Aklımıza geliyor, otomatik olarak ağzımızdan çıkıyor. Bazı şeyleri pek düşünce olarak düşünerek yapmıyoruz. Çünkü beyin onu pilota bağlamış, autopilot.
Duygular öyle. Duygular daha önceki deneyimlerimizin, bazı rasyonel çıkarsamalarımızın veyahut da bazı geçmişten gelen deneyimlerimizin artık şey olmuş, nefsi genetik yapımızla işlenmiş paket halinde reaksiyonlarıdır. Çeşitli şeylere, olaylara hızlı reaksiyondur. Duygu odur. Bir şeyi görürsün hemen korkarsın. Karaltı. Ama eğer gerçekten de o anda beklesen, biraz incelesen o karaltı belki bir çocuğun, yürüyen bir çocuğun karaltısı veya da rüzgarda dalgalanan bir elbisedir. Ama korkarız, hemen reaksiyon gösteririz. Hemen hormon salınır, hemen böyle kaslarımız güçlenir. Ondan ya kaçmak veya onunla mücadele etmek için. Bu güzel bir şey. Bu o anda bir şey var, bir pazarlama vardır. O pazarlama şu, yanılma payı var, hem de büyük. Ama o yanılma payının pek büyük bir zararı yok. Yani yanılma payı şu bakımdan, o gördüğün şekil, hayalet zararlı bir şey olmayabilir. Bir ayının gölgesi olmayabilir. Eskiden belki ayının gölgesi olması ihtimali daha fazlaydı. Ama o olmasa bile ya ayının gölgesi ise ve o zaman reaksiyon göstermediyse yeteri kadar, hani bekliyorsun acaba gerçekten ayı mı yoksa rüzgarda dalgalanan bayrak mı diye. Valla belki de zamanı geçirirsin, çok geç olur, ayıdan kaçamayabilirsin. Onun için duygusal tepkiler kriz zamanlarında, önemli zamanlarda hayat kurtarıcı olabilir. Ve yanılma payları da büyüktür. Yani duygular bile aslında bir rasyonu vardır, bir mantığı vardır. Ama genel normal olaylarda, hele günlük, dakikalar, saatler isteyen işler, önemli kararlar, yıllar sonrasıyla ilgili kararlar, kesinlikle bu duyguların etkisiyle almamamız lazım. Çünkü yanılma payı büyük. Aristo şuna benzetiyor, insan insan denilen varlığı diyor ki insan zihni iki şeyden oluşuyor. Bir at, araba, arabayı çeken at, bir de araba sürücüsü. Araba sürücüsü akıl ve mantıktır. Araba diyelim vücuttur, at duygulardır. Eğer sürücü kontrolü ata verirse kesinlikle istediği yere gitmez, hatta bir uçuruma da götürebilir. Ama at da gereklidir. Motivasyon gerekli, aşk gerekli, mantıkla, akılla karar verdiğin bir şeyi işleme koyabilmek için ona inanman lazım. Onunla ilgili belli bir isteğin, hevesi olması lazım. Ama sürekli kontrolü sürücü elinde olması lazım. Ben size birkaç örnek vermek istiyorum. Yani biraz biliyorum, dağınık başlıyorum, iyidir. Yani bazen derim ki eğer şey etmezsen, eğer bazı öğrenciler diyor ki şaşırdık diyor. Benim yani şaşkınlık iyi bir şeyin alametidir. Yani hikmetin başı şaşkınlıktır. Eğer sizi şaşırtabilirsen bu iyi. Çünkü inanç, işte ben biliyorum bu böyledir şeklinde. Ama delillere dayanmayan, varsayımlara, ezberciliğe, taklitçiliğe, müritliğe dayanan öyle iddialar kesinlikle insanı yanlışta mahkum eder. Yanlışın şeyi yapar, mahkumu yapar. Onun için Socrates binlerce yıl önce Yunanistan'da insanları sorguladı. En çok biliyorum diyen insanlara soru sordu. Mesela mahkemenin merdivenlerine çıkan oradaki işte din adamı, priest. Oraya çıkıyorsam ben soruyor, hayır ola niye böyle acele mahkemeye gidiyorsun? Valla diyor, gidiyorum ben babamı şikayet edeceğim. Hayır ola niye babanı şikayet edeceksin? Babam bir köleyi öldürdü. Dedi niye babayı, yani baban gibi bir insansın, yani yakının bir köle için niye gidip sen şikayet ediyorsun? Valla adalet. Peki adalet ne? Adaletin tarifini yapıyor.
Ondan sonra tabii iş tarlalara gidiyor. İşte tarlalar böyle diyor. Sokrates orada şu soruyu soruyor. Diyor ki, is it good because God says so, or God says so therefore it is good. O Allah söylediği için mi iyi, yoksa iyi olduğu için mi Allah söylüyor? Tabi Allah demiyor, tanrılar onların işte tanrısı. Bu soru ilginç bir soru. Yani bir şey mesela diyelim ki o tanrı söylediği için iyidir desen, o cevabı dersen, o zaman şu soru sorun. Demek ki tanrı yarın sana git çocuklarını boğ dese hepsini, bu sabah güneş doğmadan önce bütün çocuklarını yatakta kes. O zaman yapma lazım çünkü iyilik Allah'tan öğreniyorsun değil mi? Ki İbrahim'in çocuğunu kesmesiyle ilgili hikaye bunu destekler. İyiliği belirleyen Allah'tır. Sen Allah'tan olduğuna dair bir vahiy aldığını inanıyorsun. Ve falanca molla, falanca papaz sana öyle söylüyor. Hayda git komşuyu öldür. O zındıktır. E bunu Allah söylüyor veya peygamber söylüyor veya da peygamberin naibi falanca büyük alim söylüyor. Ve bazı insanlar bunu yaparlar. Veya da ikinci türlüsü. Bu iyidir onun için Allah öyle söylüyor. Öyleyse Allah emrediyor. Bu da problem değil. Yani Allah iyi denilen evrensel, ezeli bir gerçeklik var. Allah onun altında. Değil mi? Burada da bir problem oluyor. Burada da sen Allah'a mutlak, en üstün değerleri vermek istiyorsun. O makamı veriyorsun. Ama bu ikinci şıkkı kabul ettiğin vakit, o zaman Allah iyi denilen mefhum neyse onun altında olur. Tabii benim yaklaşımım farklı. Yani bazen siyah mı beyaz mı diye soru sorulsa sen de illa ikisinden birisini seçeceğim dersen yanlış cevap verebilirsin. Yani şahsi cevabım hem o hem o. Çünkü Allah iyiliğin ta kendisidir diye. Ama ona girmek istemiyorum. Yani dedim şu. Sokrates onları sorguluyor. Hatta o sorgulanla bir bakıyoruz ki onun çok tanrıları arasındaki ihtilaf içine gidiyor. Ondan sonra onu çelişkilere düşürüyor. Bu adam iyi niyetli bir insan. Vicdanında adalet denilen bir mefhum var. Fakat bu arada bir kambur gibi doğmalarla yaşıyor. Ve o doğmaların çelişkisini kendisine gösteriyor. Soru sorarak. O soru soruyor Sokrates, o cevap veriyor. Soru soruyor, cevap veriyor. Ondan sonra diyor, peki daha önce böyle söyledin, şimdi böyle söylüyorsun. Çelişki. Çelişkileri fark ediyoruz. Çelişkilere karşı alerjimiz var. Bu aslında insan olmamızın, tabiatımızın gereği. Çünkü çelişki bize zarar verir. Sen mutlu olmak istiyorsun değil mi? Mutlu olmak için kafanı duvara vuruyorsun. Burada kafan ağrıyor, mutlu olmuyorsun. Burada çelişki var. O halde ne yapıyorsun? Kafanı duvara vurmak istemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dağda Tarzan'dı. Eşine Jane mi deniyor? Tarzan ve Jane. Dağda Tarzan'dı. Jane'le birlikte mutlu bir hayatım vardı. Gece yarısı ikiniz çıkıp avazınız çıktığı kadar bağırabiliyordunuz değil mi? Gerekirse çıplakla dolaşıyordunuz. Kimse rahatsız olmazdı. Dağda Tarzan olarak yaşarken. Ama baktınız ki biraz hayat zor. Bazen ayılar geliyor. Geceleyin uyanık kalmanız gerekiyor. Bazen başka tarzanlar gelip saldırabiliyor. Uykunuz kaçıyor. Bazen diyelim ki yemek bulamıyorsun. Hani hayvan avlıyorsun ama hayvan avlamak sıkıntısı ama herhangi bir sebze bitiremiyorsun. Hepsine vaktin yok. Ha diyorsun ki ya diğer tarzanlar gel birlikte gelip yaşayalım. Bir anlaşma şey diyorsun, diğer tarzanlarla birlikte ovaya iniyorsun ve köy oluşturuyorsun. Amaç ne? Amaç güvenlik içinde yaşamak. Diğer ayılardan ve tarzanlardan emin bir şekilde yatabilmek. Amaç yararını çoğaltmak. Yani sadece
hayvan eti değil, aynı zamanda sebze de yiyebilmek. Amaç aynı zamanda sen belki iyi bir marangozsun ama aynı zamanda iyi bir elbise giymek. Diğer tarzan iyi elbise yapıyor. Böylece tarzanlar arasında bir bakıyorsun bir anlaşma. Bu doğal ve mantıki bir anlaşmadır. Neye göre? Amaca göre. Amaç yararı arttırmak. Peki sen oradayken o tarzanlar arasında tutup birisini öldürür müsün? Öldürmeli misin? Hayır. Çelişki. Çünkü senin oraya geliş amacın güvenlik için. Güvenlik onların başındaydı. Sen birisini öldürürsen o kişi veya onun yakın akrabası da seni öldürmek isteyecek veya da çocuklarını öldürmek isteyecektir. Allah Allah, sen amacınla çeliştin. Veya gidip çalarsan onlardan birisi de gelip seni çalacak. Bu sefer sen burada bir daha bir rahat, konforlu bir hayat yaşamak istemiştin. Bununla çeliştin. O halde bazı yasalar vardır ki sosyal, hukuki yasalar kendi kendine ortaya çıkar. Doğanın getirdiği yasalardır bunlar. Evrensel yasalar. Ve bunlar için kitaba da gerek yok. Yani birisini haksız yere öldürmenin kötü olduğunu bilmek için Kur'an'a gerek yok, Tevrat'a gerek yok. Hırsızlığın zararlı olduğunu bilmek için de buna gerek yok. Yalanın da aynı şekilde. Immanuel Kant'ın güzel bir şeyi var, bu Alman felsefecisi. Universalization diyor, herhangi bir davranış ahlaki mi değil mi diye karar verecekse şunu soracaksın: eğer başkaları da bunu yaparsa, sen yalan söylüyorsun, eğer başkaları da yalan söylerse bu yararlı olur mu? Bu tutar mı? Devam eder mi? Hayır. Herkesin yalan söylediği bir toplumda yalanın bir anlamı kalmaz. Kimse inanmaz. Bu akıl dediğimiz şeyle bunları bulabiliyoruz. Akıl iki yöntemle belli bir karara varabiliyor. Bir dedüksiyon dediğimiz bir olay var, indüksiyon dediğimiz olay var. Deduction mantığın kuralları var. Bu kurallar işin ince 19 kural. Bunlar mantık derslerinde üzerine giderim. Rules of inference denir. Mesela modus ponens, modus tollens, hypothetical syllogism, bunlar işte, hatta bu kitabında burada mıydı? He, burada onun listesini bulacaksınız. Bunlar hepimiz bu programla dolu. Eğer çocuk normal ise, babası, annesi gebeyken yumruklamamışsa çocuğu veyahut da herhangi bir hastalıktan dolayı, normal bir beyinle doğmuşsa, beyin bu sistemle, bu mantık kurallarıyla geliyor. Ve kompüterlerde mantık sistemleri var. Yani biz kompüter programları yaparken, hatta sistem, kompüterin logic board'u denilen şey, bizden mantık şeylerini oraya üflüyoruz. Bizdeki ruhu bilgisayara üflüyoruz. Bilgisayar bir bakımda bizim bir bakma aynamız oluyor. Bu 19 mantık kuralı hepimizde mevcut. Ve biz bununla anlaşıyoruz. Anlaşma aslında dil dediğimiz insanların sonradan ürettiği ekonomik, hani anlaşmayı hızlandırıcı şey değil. Asıl anlaşma mantık dediğimiz hepimizde ortak olan programladır. Onun için farklı dilleri bile konuşsak bir araya gelip barış içerisinde yaşayabiliyoruz. Ama aynı Arapça, Türkçe dediğimiz dilleri konuşsak bile eğer mantık programımıza ihanet etmişse veya çocukken babamız, anamız, çevremiz, hocamız, papazımız virüs sokmuşsa oraya, tahrip etmişse, biz kendimize göre uyduruk bazı şeylerimiz vardır, çıkarsamamızlık vardır. Dünyayı çarpık görürüz, realiteyi çarpıtırız. Bir başkası farklı virüsler vardır. Ötekisinin başka programlar yamultmuştur. Bir araya gelirsiniz, birbirinizle kavga edersiniz, geçinemezsiniz. Yani
Kur'an'da referans yapacağım, gerçeğini ta kendisi. 30. surenin 30. ayeti diyor, insanlar İslam fıtratıyla yaratılmıştır. İslam özel bir isim değil, barış demektir. Kendinle barışık içinde olmak, çelişki içinde olmamak, yakınlarınla barışık içinde olmak, diğer senin gibi insanlarla barışık içinde olmak, hatta insanların kendi menfaati için bütün dünyayla barışık içinde olmak. Çünkü zeki insanlar bilir ki senin varlığın, senin çocukların geleceği doğadaki ekolojik sistemin sağlığına bağlıdır. Onun için insanı diğer hayvanlardan ayıran özelliklerden birisi de ileriye dönük yatırım yapmasıdır. Kuşlar veya hayvanlar pek yani 10 yıl sonrası ne olacak diye ona göre hazırlık yapmazlar. Bazı hayvanlar biraz daha iyidir diğerlerinden araştırmalar yapılmış. Hatta sanıyorum bazı kuşlar yani şey deriz, ufak görürüz, onlar mesela yemeği saklarlar ama yine de mevsimlidir falan. Ama insan uzun süreli yatırım ya menfaatini düşünün. Sadece kendi menfaati değil, çocukların da menfaati. Emekliliğe hazırlanır. Ama eğer o insan zeki değilse veya zekasına ihanet etmişse, hayvanlaşmışsa, o sadece kısa süreli düşünür. Sadece kendi menfaatini düşünür. Halbuki kendi menfaatini eğer akıllı olarak düşünüyorsa, diğer bütün insanların menfaatini de düşünmesi lazım ki, o zaman aslında onun menfaati en çok olur. Tekrar ediyorum. Game theory diye bir teori var. Ben onunla ilgili bir makaleyi yollayayım ama çok güzel deneyimler yapıyorlar. Yani birbirine anlaşma halinde olan insanlar var. Cooperation yapanlar. Bir de birbirlerine ihanet eden gruplar var. Hangileri en sonunda topluca daha iyi bir puan alıyorlar, daha iyi puan alıyorlar. Bakıyorlar ki birbirleriyle gerçekten de yardımlaşanlar daha iyi puan alıyorlar. En sonunda onlar kazanırlar. Yani bir yarışma var ama bu yarışma içerisinde diğerlerine illa zarar verme yok. Toplu bir şekilde bir yarışma şeyi. Şimdi ileriye dönük. O halde biz eğer aklımızı kullanırsak, rasyonel olarak ihanet etmeden ve çocukluktan beri çevremizden, babamızdan, okullardan aldığımız ideolojileri, dinleri sorgulama cesaretini gösterirsek, kendi fıtratımıza döneriz ve daha doğru kararlar alırız. Benim gördüğüm şu, insanların en büyük zararı yine insanlardan. Dünyadaki problemlerin büyük bir kısmı bizim kendilerimizin oluşturduğu problemler ve bunlar da mantık hatalarından kaynaklanıyor. Ben hayret ediyorum okullarda, yıllarca bilgi kafalarda, öğrencilerin kafalarında sanki böyle delik açılıyor, bilgi kırıntıları dolduruluyor, hoca anlatır, çocuk dinler, öğrenir bilgi. Bir bilgisayar kadar da bilgi öğrenemez. Belli bir kapasitesi vardır. Ama insan yapan asıl şey, o bilgi işleme tabi tutarak çıkarsamalar yapabilmek, kritik edebilmek, doğru bilgiyle kötü bilgi, yanlış bilgi birbirine ayırt edebilmek, mevcut bilgi kırıntılarını birbirine doğru noktalarla iliştirip doğru sonuçlara varabilmektir. Ama bu öğretilmiyor. Hatta tersine çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında insanların sağlıklı düşünmesi, muhakeme yapılması, mantıklı davranması, sorgulaması cezalandırılıyor. Babalar çocukları soru sorunca çocuklarına sorma, ben böyle diyorum öyle. Çocuğunu susturur. Camiye gider, kiliseye gider. Zaten orada soru yasaktır. Beynini, orada bir sepet vardır. Camilerin şeylerin önünde görünmez sepetler vardır kiliselerin önünde. Beynini oraya koyar. Gider hoca efendiyi, mezin efendiyi vaazı dinler. Hiçbir soru yoktur. Ya güzel kardeşim, eğer kainat Allah tarafından yaratılmışsa, bu kainatı yaratan kimse, X diyelim, bu kainattaki olayları, elementleri sorgulayan, varsayımları sorgulayan, onları test eden
insanlara alabildiğine lütufta bulunuyor. Ne kadar sorgulasan o kadar bilgi ediniyorsun ve o bilgiden teknoloji elde edebiliyorsun. Seni ödüllendiriyor. Eğer kainatı yaratan Allah'sa, bilim adamlarını sorguladıkları için, test ettikleri için ödüllendiren Allah ise, sizin camilerinizde, sizin kiliselerinizde, sizin havralarınızda Allah yoktur. Onlar şeytanların mekanlarıdır. Çünkü orada insanların sorgulamasını, akletmesini yasaklıyorsunuz. Gördüğüm şu, sizin, size, sizin arkadaşınız hakkında veya sizin hakkınızda bir hikaye birileri uydurursa, siz kızarsınız eğer bir iftira atarsa. Bir arkadaşının hakkında birisi bir hikaye anlatırsa, o hikayeci arkadaşınızın bildiği karakterine uymazsa, çok böyle büyük bir palavraysa, yalansa siz o kişiye kızarsınız. Ama ben Allah'ı seviyorum, peygambere aşığım diyen insanlar bir bakın zerre kadar saygıları yok. Ne Allah'a ne peygambere. Çünkü Allah ve peygamber hakkında uydurulan en saçma sapan hikayelere, en büyük iftiralara hazır bir şekilde hemen kabul ederler, onları yutarlar. Onun için bir kafiyeli bir söz var. Türkçe'de bilmiyorum kaç kişi işitmiştir. İslam akıl dini değil, nakil dinidir diye. Kaç kişi bunu işitti? Akıl dini 2, 3, 4. Tamam, yeter. Bu kadar 4'ten 5'ten fazla şahit oldu. Demek ki ben uydurmuyorum bunu, o kadar işten var. Bunu eğer dinci çevrelere girerseniz, ha biraz soru sorarsan sana dediği kafiyeli bir şey. İslam akıl dini değil, nakil dinidir. Hemen susardı. Haklısın. Bu şeytanın uydurduğu en kötü öğretilerden birisi. Hatta şeytanın uydurduğu öğretilerin başında. Seni aklından ettikten sonra zaten sen onun hipnozu altındasın. Seni köleleştirir. Marx aslında çok haklıydı. Din afyondur diye. Yani şey olarak, yani tarihi olarak bakıyoruz. Yani din denilen şey maalesef, tabii ki bunun istisnası olduğunu, aslında ilahi dinin çok farklı olduğunu tartışacağım. Hatta pozitivist de bazı yorumların aslında tarihle, gerçekle çeliştiğini de biliyorum. Ama genelde Marx haklıydı. Tarih boyunca din, krallar tarafından, diktatörler, firavunlar tarafından ve onların yardakçısı, sihirbazlar, din adamları tarafından alabildiğine tahrip edilmiş, insanların sömürülmesi için hem zihnen, hem bedenen, hem politik olarak sömürülmesi ve manipüle edilmesi, kullanılması için kullanmıştır. İki tane düğmeniz var, hepimizin iki düğmesi var. Bunlar duygu düğmeleri ve bunlar ikiye ayrılıyor. Sonradan ikincisi çıktı. Aslında ikincisi de var. Biri biyolojik, diğeri ideolojik. Biyolojik olanı ulusal diyoruz bugün ona. Ulusal düğmemiz var. Milliyetçilik düğmemiz. O düğme hemen bazı kabileci ve ilkel duyguları şeyde gündeme getirebiliyor. Senin at sürücüsü, atı nedir o araba sürücüsünü devreye koyacağına atı şahlandırıyor, hem de uçuruma doğru. O düğmeye basılınca sen canavarlaşabiliyorsun. Gidiyorsun senin gibi bir başka insan, diyelim Ermeni, o Ermeni'yi katledebiliyorsun başka uluslar. Aslında Ermeni'yi katletmenin iki türlü düğme, iki düğmeye basılıyor aynı zamanda. Çok daha büyük katliam olabiliyor. Hem din hem de ulus, değil mi? Din düğmesi, bir de ulusalcılık düğmesi. Ve bu iki düğme insanları kullanmak isteyen şeytan tarafından sürekli kullanılır. Tarih boyunca kullanmıştır. Ve krallar, zalimler bu iki düğmeyi kullanır. Eğer bir politikacı insanların ulusal şeylerini gırtlıyorsa, özellikle zalim bir ulusun bu ulusalcılığını gıdıklıyorsa veya da bazı dini duyguları gıdıklıyorsa, bunları şey ediyorsa,
ve kendileri gibi inanmayanları zulmetmeyi, şey etmeyi teşvik ediyorsa bu korkunç tehlikeli. Ve bu tekrar edip duruyor. Eskiden dini duygular, Batı mesela bu anda ulusalcılığı kullanmıyor. Yani şu anda Batı okullarda okursunuz, eleştirirler geçmişi, işte Haçlı Seferleri falan filan vardı. İşte kardeşim, Haçlı Seferleri yerine sen bugün başka türlü seferler yapıyorsun. Hatta daha fazla katliamlar yapıyorsun. Dünyanın en büyük silah üreticileri ve tüccarları sizsiniz. Yani şu son 10 yılda döktüğünüz kan, ulus adına döktüğünüz kanın hesabı yok. Bir CIA, geçmiş bir CIA yöneticisinin ile yapılmış bir röportaj vardı Avustralyalı bir televizyoncu tarafından. Ona şu soruyu soruyordu, siz kontra gerillalarına, Nikaragua'daki kontra gerillalarına yardım ettiniz Amerika olarak. Hatta İran'ı kullandınız bu Reagan zamanında. Ve o kontrgeriler bir sürü sivili öldürdü, bir sürü böyle evleri yaktı, insanları katletti. Siz nasıl insan hakları falan diyorsunuz bunu yaptınız? Onun cevabı iki kelimeydi. İki kutsal kelime. National interest. Ulusal çıkar. Fark etmiyor. Ha, ulusal çıkar, ha kilisenin çıkarı. Yine aynı şey. İnsanlığa düşmanlık, zulüm. Ben bu konuyu alabildiğine uzatabilirim, uzatmak da istemiyorum. Bir kişilik diyorum konuşmaları için. Kaç dakikam var? Biraz bitireyim. Bir iki örnek veriyorum mantık hatalarına. Bazı mantık hataları bu 19 kural dediğim şey var. Onlara çok benzer. Mesela modus ponens formatına benzeyen bazı şeyler çok yaygın. Ve bu bazen bize çok büyük zarara yol açar. Birçok insan büyük mal kaybeder bu yüzden. Veyahut da birisi hakkında yanlış karar verir, onunla evlenir, hayatını mahveder. Ha bu arada bir parantez içine söyleyeyim. Sanıyorum burada bekar erkekler ve bekar kadınlar var. Evlendirmeniz lazım yani evli insanları diyorum. Onların başını belaya sokmanız lazım. Sanıyorum burada daha çok benim gördüğüm kadarıyla. Ben o kadar işimin arasında bazen çöp çatanlığa bile giriyorum. Yani bakıyorum, biraz arkadaşlar olsunu geçmiş falan bekar. Hadi diyorum sana birisini bulayım ya, edip işin başından aşkın. Birkaç kişiyi evlendirdim, Allah'ın da olsun iyi ama yani bu beni aşıyor. Eğer bazı arkadaşlar varsa gerçekten yani ya bir araya gelin, para toplayın, efendim biraz akıl verin. Ciddi söylüyorum ya, buradaki bekar arkadaşlar bekar. Çünkü bir bekar kadınsa bir bekar erkek aynı zamanda. Bir araya gelseler daha az para harcarlar iki ayrı eve kira vereceğine. Değil mi güzel kardeşim? Aynı zamanda çocuk doğururlar, nüfus patlamasına iyi katkıda bulunur. Vallahi ikiden fazla çocuğu şey etmiyorum ben, o konuda biraz farklı düşünüyorum. Ama yani bu da önemli bir konu, yani sizin burada düşünmeniz lazım. Neyse, mesela bir örnek vereyim. Yani bu aslında apayrı derslerin konusu. Keşke beraber kritik düşünme konusunda şeyimiz olsaydı, sohbetlerimiz, tartışmalarımız olsaydı. Yani onun ne kadar yararlı olduğunu o zaman öğrenirsin. Yaptığınız bazı kararların niye bu kadar zarar, yanlış sonuçlar vardığını o zaman görürdünüz. Mesela bir örnek, basit bir örnek. Akü bitmişse araba çalışmayacaktır. Araba çalışmıyor, o halde akü bitmiştir. Bu modus ponens dediğimiz şeye benziyor. Fakat modus ponens bundan farklı. Akü bitmişse araba çalışmayacaktır. Akü bitmiştir, o halde araba çalışmayacaktır. Bu doğru mantık. Hangi şeyi ona koyarsanız, yani akü yerine başka şeyi koyarsanız yine fark etmez. FP'den Q, eğer P ise, P herhangi bir ifade, herhangi bir cümle. Eğer P ise o zaman Q, P'dir, o halde Q, değil mi? Mantık, modus ponens. Ama bazen buna benzediği için tersinden gidelim. FP'den Q, eğer P ise o zaman Q, herhangi bir ifade. Ondan sonra birincisini tekrarlayacağına diyorsun ikincisi. Yani affirmative consequent. Diyorsun ki Q, o halde P. Yap. Böyle gitmiyor, tersten gitmiyor. Çünkü bu iddia demiyor ki eğer sadece ve sadece P ise Q.
Eğer sadece ve sadece akü biterse araba çalışmayacaktı. E tabi o zaman araba çalışmıyor, hala akü bitmiştir. Ama diğer ifade, daha önce okuduğum ifade o sonucu getirmez. Bu yüzden yapılan o kadar hatalar var ki inanamazsınız. Bir tane daha hata şey diyeyim. Bazı informal hatalar dediğimiz hatalar var. Yani böyle kesin formülle belirtmediğimiz ama bazı yönden hatalı olduğunu dediğimiz mantık şeyleri var. Ama %100 format olarak hatalı olmayabilir. Ama genelde hatalıdır. Orada kırmızı bayrak kaldırılır. Mesela herkesin bir annesi vardır. Her annenin bir çocuğu vardır. O halde herkesin bir çocuğu vardır. Herkesin bir annesi vardır. Her annenin bir çocuğu vardır. O halde herkesin bir çocuğu vardır. Mantıklı gibi değil mi? Düşünün. Sıralama yanlış değil. Buradaki hata çok ilginç. Mesela şöyle diyelim. Her insanın diyelim, her normal insanın elleri vardır. Her elin parmakları vardır. O halde her normal insanın parmakları vardır. Mantıklı gözüküyor değil mi? Aslında bu mantıklı. Fakat burada bir içkarçılık var. Bu içkarçılığı çok iyi görmüyor. Burada equivocation denilen bir hata var. Gizli bir hata. Vardır ifadesi aslında orada ikisinde farklı anlamlardadır. Herkesin bir çocuğu vardır ifadesi. Oradaki çocuğun varlığı herkes yukarıda çocuk doğruluyor herkes tarafından. Ama her çocuğun annesi vardır. Oradaki anne doğrulmuyor çocuk tarafından. Yani ilişki, cause and effect ilişkisi farklı. Orada vardır kelimesinin anlamı iki yerde farklı olmasına rağmen bir tek kelime, aynı kelime gibi kullanılıyor. Ve böylece daha önce verdiğim misal gibi mantıklı görülebiliyor. Ama burada çelişki var. Buradaki çelişki rahatlıkla görülebiliyor. Ama bazen bu kadar net bilmediğin çelişkiler bazen o sonuca varırsın aslında o yanlıştır. Çünkü orada equivocation yani birbirine bir kelimeyi farklı iki anlamda kullandığın için o sonuca varıyorsun. Normal hayattan örnek. Yani aslında Türkiye'deki Kürt probleminin en büyük şeylerinden birisi, sebeplerinden birisi bu mantık hatası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zihniyetinin bu mantık hatası üzerine kuruluşudur. Çünkü Türk kelimesini iki anlamda kullanıyor. Ve orada üçkağıtçılık yapıyor. O üçkağıtçılık yapınca zulmediyor. Zulmedince insanları yabancılaştırıyor, düşmanlaştırıyor. Türk bazen Türk vatandaşı için kullanılıyor bir işine gelince. Bazen ta Mongolia'dan gelen köpek sütü içenler için kullanılıyor. Bazen işte Türkçe konuşanlar için kullanılıyor değil mi? O zaman bu kelime işine gelince şunun için, bunun için kullanıldığı için Türkiye'deki bir şeylerin temelinde bu var. Equivocation denilen mantık hatası. Neyse ben burada kesmek istiyorum bu bölümü. Hazırlanmadım, özellikle hazırlanmadım çünkü ben kimlere hitap ettiğimi pek bilmiyorum. Onun için biraz karışık olduysa iyi. İnşallah kafanızda o noktaları birleştirirsin. Buyurun sorularınız. Okay. Değerli dostlar, soru cevap bölümüne geçiyoruz. Sorularınız varsa teker teker alacağız. Edip abi de cevaplandırmaya çalışacağım. Buyurun. Evet, buyur. Giriş yapmıyor. Erkan Hoca kapıldı ya, şimdi sizi bekliyorum. Buyur. Buyur. Teşekkür ederim. Yok, bu arkadaşın konuşmasını istemem doğrusu. Bu arkadaşı tanıyorum. YouTube'den biraz yani biliyorsun Mehdi'nin iddiasında olan bir arkadaş. Yani, gerek yok. Burada şey Mehdi şey yok. Eğer Mehdi ile konuşmak isteyen varsa yeni Mehdi'mizle inşallah o şeyde konuşabilirsiniz. Yani yapmışım da ayıp ama. Yok ayıp değil. Ben dinle. Ben burada seni dinleyemeyeceğim. Yok. Sağ ama arkadaşıyla konuşacağım. Soru soracağım. Tamam. Yani başka soru varsa buyur. Çünkü yani biliyorum niye buraya geldi.
Kaç tane mehdi işittiniz şu ana kadar? 8. Neyse, buyurun. Başka soru varsa buyur. Ama eğer mehdi konusuna gelecekseniz ben ona tahminim yok. Kusura bakma. Sabırlı olmak daha iyi olur. Allah razı olsun senden. Yani o mehdilerden çok çektik. Bu benim suçum değil. Neyse, kafamıza gelelim. Dediğim gibi şeyde inşallah birkaç mürit bulabilirsin yani. Umarım ki bulursun çünkü... İnşallah senin müritin. Ne hoş adam ya. Aslında çok hoş geldin. Yani ben samimiyetine bir şey demiyorum. Yani YouTube'dan bana işte şeyler gönderdi falan. Samimi bir arkadaş. Ama bu samimiyetin de kurbanı oluyor. Çünkü kritik düşünmüyor maalesef. Bir de samimi olmayan mevki şeyleri var. Onları da görüyorsunuz. Ama neyse. Konumuza sorarsın. Biraz sonra sorarsın. Buyur. Aslında konuşmanızda sorulacak, yani soru çıkarılacak bir konuşma yapmamız birinci bölüm açısından. Doğrudur. Sadece konuşmanızın içerisinde... Tamamlar. Veya belki arka planda sizinle ilgili sahip olduğum bilgilerden hareketle bir soru sormak istiyorum. Konuşmanız içerisinde felsefe, kelamla ilgili bazı bilgiler verdiniz. İşte İslam'ın, şey Allah'ın yaratıcılığıyla ilgili veya Allah'ın iyiliği yaratması veya iyiliği Allah'ın yaratması tarzında bir tartışma. Aslında bu siz de bilirsiniz mutlaka. İslam kelamcıları tarafından tarihsel olarak çok boyutlu tartışılan bir konu. Yani bir şey Allah söylediği için güzeldir. Yoksa bir şey güzel olduğu için de Allah söylüyor. Zannediyorum yani bugün konuşulan hiçbir şey yeni bir şey değildir. Yani biraz önce söylediğim konu gibi her şeyin tarihsel kökenlerini, tarihteki yerini biliyoruz. Ve İslam alimleri zaten bu konuları az ya da çok değişik dönemlerde tartışmışlardır. Dolayısıyla bunlar sanki yeni keşfedilmiş, yeni keşfedilmiş şeylermiş gibi söylenip bazen İslam alimlerine veya tarihsel tartışmaları göz ardı etmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani onların hakkını teslim etmek lazım. Konuşmanızın içerisinde geçen bir cümle dikkatimi çekti. Kiliseler ve camilerin şeytan mekanları olduğu. Kabul ediyoruz. Yani tarihsel olarak kiliselerin, camilerin şeytana hizmet eden dönemleri veya kimi mekanların bu amaca hizmet ettiği